Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. En mutlu olduğum bir gün, çünkü burada rahat herkese "Esselamu Aleyküm" bu kelimini kullandığım için. Türkiye'de, yani Türkiye'de kafam çok değişik. Sakalı olan insana "Esselamu Aleyküm" söylesem olur mu? Sakalsıza merhaba, bıhlı olana günaydın. Hangisini söylesem olur? Bazen sakallık olan insanlara "Esselamu Aleyküm" söylüyorum, yüzümü bakmıyor, gidiyor. Ya bu nasıl uyuzundum bir gün, yani Türkiye'ye geldim, günümdüm beri en mutlu olan bir günüm. "Esselamu Aleyküm" kelimesini rahat sesim bilen kullandım. Allah'a şükürler olsun. Yani normalde biz Japonya'da yaşıyoruz. Japonya'da bir Müslüman trende, metroda, her yerde olsak bizim ilk salamımız "Esselamu Aleyküm"den başlıyor. Londra'da öyle, Amerika'da öyle. Biz bunu anlaştık için Türkiye'ye geldim. Sakal ve beyh olan insanlara hangi salamı söylemektin? Çok korkuyorum şimdi. Bugün rahat oldu Allah'a şükürler. Japon iş ahlakı hakkında konuşmadan önce, yani Japonya ve Türkiye ilişkileri hakkında bir konuşmak gerek. Türkler Japonya'nı çok eskiden tanıyan bir ülke. Yani Türkiye, Türklerinin Karahanlılar devrinde Kaşgarlık Mahmut'un Divan Logat Türki kitabında, yani birinci ciltinde Türk dünya haritası var. Haritanın kuzey tarafında Kaşgarlık Mahmut öyle yazıyor. Japonya, yani Jabrika adı da yazıyor haritada. Jabrika bizden çok uzak bulunan bir ülke. Adı ölçüsü, onların dillerini biz bilmiyoruz söylüyor. Yani Kaşgarlık Mahmut 11. asrında Türklere, yani Türk dünya haritasına ilk defa Japon haritasını çizen bir insan. Ondan sonra 13. asırda Japonlardan bizden, yani Kyoto'da 13. asırda bir ibadethanede, Buda dini ibadethanesinde Japon haritası çizilmiş. Sonra 15. asırda Kaşgarlık Mahmut'tun sonra Marco Polo Japon adını dünya haritası vermiş. Yani burada ne demek istiyorum? 11. asırda 300 sene önce Türkler dünya Türk haritasına Japonya adını vermiş. Bunun Türklere, yani Japonların çok bir teşekkürü var. Şimdi Türkiye bilen Japonya ilişkilerde Kaşgarlık Mahmut'un sonra Osmanlı döneminde çok ilişkiler oldu. Ondan sonra, yani Japonya'nı çok iyi anlayan ve Japonya'ya kendi temsilcisini gönderen Mehmet Akif Ersoy kendi temsilcisi Abdurrişit İbrahim'i gönderiyor. Yani Abdurrişit İbrahim İslam katkısı da zor emeği olan, yani Japonya'da İslam'ı yayılan ve Japonya'daki İslam medrese camilerini yapılmasında çok gücü olan bir insan. O yüzünden Mehmet Akif öyle yazıyor: "Siz gidin safeti İslami'nin Japonlardan görün." Yani İslam'ın sıfetini Japonlardan görün dedi. "O küçük boyluk büyük milletin efradi bugün. Musulmanlıktaki erkani siyaset ferit, Müslüman demek için eksigi ancak tevhid. Müslümanlık sanırım parlayacaktır orada. Sade Osmanlılarının gayreti lazım arada." Yani Osmanlı zamanında Mehmet Akif Ersoy Abdurrişit İbrahim'i gönderiyor. Abdurrişit İbrahim 87 yaşına kadar tüm hayatını İslam için burada çalışıyor. Yani Tokyo'da tamam mezarında mezarı var. Yani vefat eden 3 dakika önce hastanede rekod alan, şehadet etmiş 7 defa, onu Japonlar rekod almış. Şimdi sesi de var. Yani Abdurrişit İbrahim Japonya'nın İslam tarihinde çok önemli olan bir insan. Tema mezarında var. Her Perşembe Cuma günlerinde Müslümanlar toplanıp burası gidiyor, orasını ziyaret ediyor. Abdurrişit İbrahim Tatar Türklerinden, Rusya'nın Sibirya'da doğum olmuş. Sonra Türkiye'nin Osmanlı zamanında vatandaşlığını alıyor ve 1957'de Abdurrişit İbrahim'in ve Türk vatandaşlıktan Türkiye büyük elçisi Tokyo'daki iptal ediyor. Yani o vatansız, yani pasportsuz orada bir hayatını geçiren büyük İslam alemi, onun büyük eserlerinden Alemi İslamiye, 100 sene önce yazılan bir eseri var. Şimdi ben inşallah Allah'ın izni bilen Abdurrişit İbrahim'in, Tatar Türklerinin ve Doğu Türkistan'dan gelen Uygur Türklerinin
Japonya'nın İslam tarihinde büyük partisi olan bunların neler yaptı? Bu hakkında Tokyo Üniversitesi'nin büyük bir projesi var idi. Allah'ın izniyle bu projeni bitirdim. İnşallah bizim Sayın Rektör Hocamız Musa Kadim ile konuştuk. İnşallah bu kitabını bir yayılırsak Türkiye'de gencilerimiz bir duysun. Yani Türkler İslam katkısı için Japonya'da neler ne yaptı, neler ne oldu, bu daha bir güzel olur. Şimdi ben Japonların iş ahlakı hakkında konuşuyorum. Yani herkes merak ediyor. Japonların iş ahlakı öyle güzel, böyle güzel. Ama Japonların tarihi eserleri baksanız, biz iş ticari ahlaklarını Tatar ve Uygur Türklerden öğrendik. İslam ahlakını öğrendik, öyle yazıyor. Çünkü ilk defa gelen, orası yerleşen Doğu Türkistanlık Uygur Türkleri, Tatar Türkleri, orada yani İslam'ı yayılmak için hiçbir hareket yapmamış. Hiçbir, ya tebliğ ya bir hiçbir şey yok. Sadece ahlakını göstermiş. Ticari, çiçekçilik, restoran, her şeyde güzel ahlakını gösterdiği için Japonlar tarihi de öyle yazıyor. Tatar Türkleri, Uygur Türkleri öyle güzel bir ahlaklık insanlarken ilişimlerde yani ticaretlerde güzel bir ahlakını gösterdiği için biz çok insanlar İslam'a girmekini istedik. Hatta Rusya'dan gelen Ruslar yalan söyledi. Biz Tatar Türkleri, biz Uygur Türkleri para kazanmak için. Biz Uygur Türkleri ve Tatar Türklerinin ahlakını İslam'ı öğrendik. Bu tarihi kitaplarda Japonya'da yazıyor. Yani bunun yazılması çok önemli. Yani bizim 1938 15 Mayıs'ta ilk camimiz vardı. Şundan sonra hazır kadar İslam güzel şeklinde devre ediyor. Japonya'nın her havalimanına baksınız. Mescidimiz var. Her yere gelsiniz cami var. Japonya'da ben üniversite çalışıyorum. Üniversitede bir Müslüman öğrencimiz gelse ona bir oda veriyoruz. Mescit yapıyoruz. 5 kişi gelse bir salon veriyoruz. Öyle bir İslam'a saygı ve sevgi var ülke. Sadece orada şimdi ilk defa 38'de 38-15. Mayıs'ta yapılan cami $2000 bile yapılmış. Ben öyle araştırdım. Bu cami nasıl yapıldı? Kimler tarafından yapıldı? $2000 toplanmış. 1938'de yerini Japonlar vermiş. İnşaat şirketi bir tanesi yardım etmiş. O camini yapmış. Yani İslam'ın yayılmasında Abdülrişit İbrahim, Mehmet Emin İslami, Suudi Arabistan'da vefat etti. Bunların büyük katkısı var. Ve bunların katkısında ilk Müslüman olan bir kadın var. Suzuki Somiko, onun adı Amine. Yani Abdülrişit İslam onuna ilk adını veriyor ve Kur'an'ı örtüyor. Orada medreslerde beraber çalışıyor. Amine Suzuki'nin hayatında ben İslam'ı nasıl tanıdım, Kur'an'ı nasıl tanıdım? 70 sene önce yazan bir eseri var. O eserde de hazırlık yaptık inşallah. İnşallah Sayın Rektörümüz yardımcı olsa Allah'ın izniyle Ramazan'a kadar Türkiye'de yayılmak istiyoruz onu. Tamam yani Japonlar hakkında iş ahlakı hakkında konuşmak istiyorum şimdi. Japonların iş ahlakı nasıl bir ahlak? Yani bir milletin inancı, kültürü, medeniyetinin iş ahlakı, coğrafyasının iş ahlakı geliyor. Japonların iş ahlakında mesela biz sabahtan akşam kadar Japonların herkes söylüyor Avrupalılar, Amerikanlar geliyor. Japonlar bir dinsiz millet. Bunlarda bir dini yok, inanç yok söylüyor. Ama sabahtan akşam kadar aileden toplumsal hayat kadar orada Şinto ve Budizm disiplin iş ahlakı ve insani ahlak içinde çalışıyor. Japonya'nın hiçbir yere varsınız insanların kuyruk yap, urdudur, burdudur hiç kimse söylemiyor. Yani Japonya nasıl öyle bir yani sosyal hayat içinde yaşıyor? Burada büyük, bu kelimeler çok kullanılıyor. Affedersiniz, teşekkürler, özür diliyorum, buyurun. Bu kelime bilen bu Japon küçük bir ülke çok güzel. Herkes öyle bir saygı içinde yaşıyor. Yani Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve ondan önce Meiji döneminde Japonlar kendisini bir güçlük ülke yapmak için Batı'nın teknoloji ve eğitimde daha güçlük bir ülke yapmak için Batı'nın teknolojisi ve eğitimde olan güzelliklerini öğrenmek için kendisi bir disiplin iş ahlakı yapıyor. O iş ahlakı hakkında çalışıyor. Bundan birçok güzel, yani Batı'nın teknolojisini sadece öğrenmek. Diğer hiçbir şey yok burada.
Yani Batı'nın öğrenmek teknoloji, eğitim bunların öğreniyor. Ondan sonra Meiji döneminden İkinci Dünya Savaşı kadar Japonlar çok ekonomikte her şeylerde çok bir güzel neticelerini alıyor, güzel yükseliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonra, yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonra biliyorsunuz yani savaşta Hiroşima, Nagasaki'de atomik nükleer oldu sonra. Ülkeni yeniden kurmak için Japonlar daha disiplin bir iş yaklaki başlattı. Yani ülkemizde sıfırdan başlıyoruz. O yüzden herkes elinden geleni yapsın. O zamanlarda yani eğitim sistemlerde, her sistemlerde değişik bir kanunlar yapıldığı için disiplin iş hayatı yani İkinci Dünya Savaşı'dan sonra ülkünü ekonomik durumundan daha kurtarmak için bu halinde çalıştı. 80'li yıllara kadar çok çalıştığı için, ekonomikte çok güçlü ülke olduğu için Amerikanlar Japonlarını economic animal yani ekonomik hayvanları yani bunlar fazla çalıştığı için öyle bir yani kelimelerini vermiş. Japonlarda aile iş ahlakında yani aile iş ahlakında diğer ülkelerden çok farklılık. Çok farklılık. Hatta Japonya'da bir baksanız biz Shinto ve Budizm disiplin iş ahlakı işinde çalışıyoruz. Bizim eğitim sistemimizin baksanız Batı'nın ve Amerika'nın hiçbir örneği yok. Hatta tüm dünyanın farklı olan bir eğitim sistemimiz var. Tüm dünyada Eylül ayında okul başlanıyor, Haziran'da tamamlanıyor. Bizde Şubat, Mart ayında okullar tamamlanıyor, Nisan'da başlanıyor. Bu hakkında devlet meclisi ve uluslararası ilişkiler çok tartışmalar oldu. Ama devlet meclisi ve okullar zaten kabul etmedi. Bu bizim genelsel eskiden gelen kültürümüz. Hiçbir değiştirmeyecekmiş yani. Japonya'nın eğitim sistemisinde Batı'nın ve Amerika'nın bir kitabı görmüyorsunuz. Cambridge Oxford'un bir tane kitabı yok. Bir tane dersli kitabın diyor. Neden Batı ve Amerika yapan kitabını biz yapmıyoruz? Kendisi yapıyor. Ama akademik eserlerde çevirme eserler çok var. Akademik eserlerde ünlük olan eserler. New York'ta yayılan bir eser bir hafta en fazla 10 gün içinde onun çevirisini Tokyo'da görebiliyorsunuz. Yani bu şeklinde eğitim sistemler devam ediyor. İlkokuldun. Mesela biz ahlak şurasında ahlak hakkında konuşuyoruz. Ahlak dersi ilkokuldun liseye kadar var. Ahlak dersi var yani. Ahlak yolu bir dersi var orada. Herkes mutlaka bunu öğrenir. Hatta ahlak dersinde insanlar ilişkilerdeki para ilişkileri kadar öyle konuşuyor. Benim 3. sınıfta okuyan bir kızım var idi. Bir zamanda bir yere gittik alışverişe. Param bitti benim. Kızım para ver 5 lira 5 en söyledim. Yok baba sen veremiyorum söyledi. Nereden öğrendin bunu? Okulda öğretti söyledi. Sözleşmeden önce para vermen söyledi. Sen bilen bir sözleşme yapmadık baba söyledi. Oo bakın bu ahlak yani. Bu yani eğitimde öyle. Yani Japonların iş ahlakında böyle. Yani iş ahlakında Japonlarda erkekler çalışma yerinde olmak, kadınlar evde olmak. Bu eskiden şimdi kadar devam ediyor. Ben Türkiye'ye gelenden sonra öğrencilerimden soruyorum. Doktora falan, master yapın. Ne olmak istiyorsunuz? Ya ben doktoran bitirdikten sonra bir güzel akademisyen olmak istiyorum hocam. Tamam güzel. Japonya'da bir doktorasını bitiren bir öğrencinin sorusunuz. Neden doktora kadar çalıştığını söylesiniz. Ben gelecekte çocuklarımı güzel bir eğitim vermek, güzel bir ev hanımı olmak için doktora kadar çalıştım söylüyor. Yani fark burada. Üniversitelerde akademisyen bulan kadınlara kadar evlilik olur işini bırakıyor. Ya ben söylüyorum siz şimdi kadar doktor kadar oldunuz, doçent oldunuz falan. Yok hocam teşekkürler. Ben sonraki eğitimde çocuklarımı. Bundan ben ailemde çocuklara veren eğitimden daha mutlu olurum söylüyor. Yani. Aile ilişkilerde sabah baba çocuklar kalmadan önce işi yere gitmek lazım. Mesela çocuklar saat 6:30 kalıyor. Ben 6'da gidiyorum. Çocuklar beni görmüyor. Neden? Aa çocuklar babam çok çalışan insan. Bizden erken gidiyor. Bu kültür. Akşam da çocuklar uyudu sonra ben geliyorum. Aa babam gelmiyor akşam da. Çok çalışan insan. Yani bu bir kültürleşmiş Japonya'da. Ondan sonra mesela benim eşim her zaman nereye gidiyorsunuz bugün? Saat kaçta gidiyorsunuz? Böyle soru sormak yok. Ben nereye gidiyorum? Mesela ben yarın Tokyo'dan Osaka gidiyorum. İşimi söylüyorum. Yarın biraz işim var. Kıyafetlerimi hazırlar mısınız? Tamam hocam söylüyor. Hazırlıyor.
Saat neçede nereye gidiyorsunuz? İş hakkında bu ailede konuşma mutlaka yok. Yani ailede kadınlar tüm paralarını kontrol ediyor. Tüm paralarını kontrol ediyor. Para mesela maaşlarımız, tüm şeyler kadınların elinde olur. Çocuklarını okul göndermek bu şeklinde devam ediyor. Yani bu aile ilişkilerinde iş aile ahlakında böyle. Mesela aile ahlakında kahvaltı falan, akşam yemeklerini, her şeylerini kadınlar güzel hazırlıyor. Nerede falan, iş zamanında telefonda aramak, bunlar yasak yani. O yüzünden mesela iş zamanında kadınlar neredesiniz, ne yapıyorsunuz falan, evde tuz yok, ekmek yok, sormak yok yani orada. Bu yasaklanıyor. Japonların eğitimdeki iş yaklakında olsa, mesela ilkokul, ortaokul, lise, hatta bazı üniversiteler kadar tazlık temizcisi yok bizde. Tazlık temizcisi olmaz yani, temizci olmuyor yani. Bizde mesela ilkokullarda öğretmenler, ortaokul, liselerde en az yarım saat önce öğrencilerin önce gidiyor. Onlar kendi dairesi var, onu temizliyor. Sonra kapıda duruyor, gelen öğrencilere salam veriyor. Günaydın herkes. Ondan sonra öğrenciler geldi sonra, öğrenciler kendi dairesinde temizlik yapıyor. Temizlik sabah, öğle, akşam 3 defa yapılıyor yani. Mesela yemekler okulda olur. Okul zamanında nasıl bular? Şinto, Budizm idisi. Okulda yemek zırız çalıyor. Herkes, çocuklar böyle şeklinde. İtate kıymaz. İtate kıymaz yani Müslümanların, yani Bismillahirrahmanirrahim bu kelime bezleyen Buddha kelimesi. Ondan sonra yemekten sonra 20 dakikadan sonra aynı Goçlu Samadiş'te. Yani Tanrı'ya şükranlığımı sunuyorum. Yemek veren Tanrı'ya şükranlığımı sunuyorum. Bu yani orada her yerde, devlet memurları da her yerde aynı şeklinde devam ediyor. Eğitimdeki yani bu temiz falan işlerini, her şeylerini çocuklar kendisi çözüyor ve öğretmenler beraber ediyor. Mesela çalışanların iş yaklakında da aynı. İşçiler inşaatta olsun, en az yarım saat iş yere gidiyor, temizlik yapıyor, gimnastik falan, spor yapıyor. Ondan sonra grup başkanları var, grup başkanlarında konuşuyor. Bir gün, bir gün sabahtan akşam kadar nelerini yapmak, bunlarla çalışıyor. Sağlık iş yaklakında, hastaneler, devlet hastanesi ve özel hastaneler var. Mesela kalıp falan diş hekimleri bir saatte 6 kişini görmek. Diğerler bir saat içinde 8 kişini görmek. Gelsiniz, inanmıyorsunuz burada. Doktorlar ve hemşireler melek gibi. Melek gibi bakıyor. Sizin derdini anlıyoruz, nasıl falan. Hemen size ilaç yazmıyor. Sizin yemek, nasıl yemek yiyorsan söylüyor. Böyle böyle yemek. Sabah saat kaç dikkat görürsen böyle. Sen bir hafta spor yap, bu şeklinde hayatını değiştir. Sonra sana ilaç veriyorum. Bu şeklinde devam ediyor. Hemşireler gelen, mesela iş yaklakında bir hasta geliyor, hasta gelen zamanda mesela Mustafa geldi, kaç yaşında falan yazıyor. Hemşire, psikoloji. Bu insan mesleği bu, bu kişi bilen bu şeklinde konuşsunuz olur doktor. Doktoru söylüyor. Doktor o kişi gelen zamanda mesela insanlarda değişik insanlar var. Doktor bu şeklinde konuşmasını devam ediyor. Özel hastanelerde, devlet hastanelerde sizinle ameliyat yaptınız, rahatsız oldu, sizi ilaç veren doktor, doktorunu 24 saat içinde siz isteyen zamanda arayabilirsiniz. Ben rahatsız oldum, ben sizin hastanız. Bir gün sabah geldim, numarayınızı söyleyeceksiniz. Ben rahatsız oldum, ilacınızın, bunu nasıl yapmak? Sizin doktora ve hemşireler sizi yardımcı olur. O şeklinde. Yani burada sağlık hastanelerde çok çalışanlar yani o şeklinde devam ediyor. Yani hastaneler dünyanın başka yerlerinden çok farklı olduğu için yani ilaç falanlarda çok dikkat ediyor. Önce insanın tedavisini ruhi cihetin, gönlünü almak, derdini dinlemek, sonra ilaç veriyor. Çabuk ilaç almak çok zor burada. Ondan başka mesela restoran iş yaklakında müşterini, restoran sahipleri, yani bunların Budizm, Şinto ahlakında Tanrı gibi görüyor müşterini. Müşteri böyle durup menüyü yazmak bu yasak. Dizlerini koyuyor, menüyü yazıyor. Müşteri bir hata yapsa da özür diliyor onlarda. Hiçbir yani hatalıklarını müşterilerden görmek öyle olmaz. Yani müşterilere lezzetli yemekliklerini yapmak, onlara destek vermek. Yani restoran ticaretindeki iş yaklaki. Mesela burada ben dönerci dönerle yapıyorum. Diğer pili yapan bilen işim yok, öyle iş yok burada.
Döner yapıyorsan boş zamanın pedi yapıyorsan. Pedicinin boş zamanı olsa döner yapıyor. Yani biz burada çalıştık. Burası bizim ailemiz. Kimin zamanı olsa o işini yapabilir. Bu şeklinde ticaretlerini yapıyor. Ticari iş yaklaklarında mesela ticari iş yaklaklarında para konusunda pazarlaşmak öyle bir şey yok. Mesela bu 5 dolar, 3 dolar veriyorum size öyle yok. Japonya'da 5 dolar, 5 dolar. 6 dolar, 6 dolar. Mesela bu şeylerin bir şeyler aldınız, aldı şeylerinizin bir problem olsa geliyorsunuz onu değiştirebilirsiniz. Yani devlet memurlarının iş yaklaki çok zor. Devlet memurlarında yabancı ülkelerde yapılan cep telefonları, iPhone bu şeylerini iş üstünde kullanmak yasak. Hatta bina içine götürmek yasak. Devlet memurları, asker, polis bunlar iPhone her şey yasak. Dışarıdan yabancı ülkelerden gelen. Sadece kendi Japon ülkemiz içinde yapan iPhone, bilgisayar bunlar olur. Ondan başkası yasaklıyor. İş üstünde kullanmak. Yani iş zamanında sigara içmek falanlar öyle bir yasak. Çay, yemek yemek bu da yasak. Yani bir öyle disiplin hayat içinde yaşıyoruz burada. Yani Japonlarının bu iş yaklakları mesela nereden geldi söyleseniz. Eski Türkler yani Tatar Türkler, Uygur Türkler geldi. Bunlar çok disiplin çalışacaktı. Biz onlardan öğrendik. Yani Tokyo Üniversitesi, Kyoto Üniversitelerinin Japonlarının iş yaklaki hakkında yapan araştırma kitapları da böyle söylüyor. Yani zamanımız çok kısa olduğu için ben bu kadar söylüyorum. Ama ahlak dersi Japonya'da önemli olan bir ders. İlk okuldan liseye kadar var. İlk okuldan. Mesela burada biz okullarda, üniversitelerde öğrenciler bize hiç salam vermiyor, tanıma öğrenciye gidiyor. Japonya'da ilk okuldan üniversite kadar bir öğrencisini, öğretmenini okul içinde görürse askeri gibi duruyor, salam veriyor. O başka sınıfta olsun, hangi sınıfta olsun. Japonya'ya bir baksanız dışarıdan çok modern, yani Batı, Amerika'ya benzeyen bir ülke. Ama şimdi bir girsiniz, sabahtan akşam kadar hayat, Shinto ve Budizm hayat disiplini içinde öyle yaşıyor. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkürler.